Merhaba arkadaşlar, Festival Navi kanalına hoş geldiniz. Bugün gelecekler belli oldu. Hediyeler açıklandı. Bugün gelen ikon takımları, bir değil iki tane ikon takımı geliyor arkadaşlar. Barcelona ve Bayern Münih. Hepsi açıklandı. Hemen sırayla bakalım arkadaşlar. Öncelikle Barcelona. Bugün iki tane ikon takımı geliyor. Barcelona ve Bayern Münih. Barcelona takımında Guardiola var, Cruyff var, Rivaldo var. Bu üç isim yer alacak. Az sonra seviyelerini de göstereceğim. Hani maksimum özelliklerini de. Bayern Münih'te ise Elber, Oliver Kahn, Beckenbauer var. Bu üç isim Bayern Münih takımında yer alacak. Keşke Rummenigge'de olsaydı orada. Devam edelim. Haftanın oyuncuları hani bildiğimiz üzere içerisinde Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne gibi isimler de var. Japon Ligi'nin haftanın oyuncuları gelecekmiş. Burayı da geçiyorum. Ve Songkhres'in hamlesi. Bu Taylandlı ikon futbolcu da bugün geliyor arkadaşlar. Fakat bu biraz kafamızı karıştırdı. Şimdi Songkhres'in tek ikon olarak geliyor. Ayrıyeten şurada Toyota İşte Tay Ligi'nden de 99 tane oyuncu olacağını söylemiş Konami. Hani bunlar da olacakmış. Şimdi Songkhres'in hemen göstereyim buradan. Seviyesi 92'ye kadar yükselen bir ikon kartı. Kendi takımında 94. Hani şimdi elimizde olsa o takımı seçmeyiz herhalde. 92'yi tekrardan alayım ben. Seviyesi 92 olan bir ikon futbolcu. Şimdi bu açıklamada bunu nasıl vereceği tam olarak açıklanmamış. Hani GP ile mi verecekler? GP box draft şeklinde mi gelecek? Yoksa MyClub parasıyla mı? Hani tek bir ikon olduğu için birçok yerde bunu o şekilde paylaşmış. Hani GP Box Draft şeklinde olabilir diye. Hani içerisine de bunu yerleştirecekler diye. Ama Konami açıklamasında ne MyClub parası demiş ne GP demiş. O yüzden tam olarak bunu bilemiyoruz. Kafamız karıştı. Ama dediğim gibi birçok YouTube kanalı ya da Instagram sayfası GP ile olabileceğini paylaşıyor. Olabilir mi? Olabilir. Oyun açıldığında göreceğiz. Ha GP ile olursa da en azından bir ikon sahibi daha olmuş olacağız. O anlamda güzel olacak bizler için. Ha MyClub parasıyla olursa bunun için pek MyClub parası kimse harcamaz gibi. Hani Taylandlılar harcar mı bilmiyoruz ama Tayland dışında pek MyClub parası harcanmaz gibi. Bakalım Songkhres'inde nasıl gelecek? Bunu da merak ediyoruz. GP ile mi? MyClub parasıyla mı? Oyun açıldıktan sonra göreceğiz. Devam edelim. Etkinlikler geliyor. Hani klasik etkinlikler. Hediyeler yine var ama Kubo'dan dolayı, Kubo'nun bir de göstermiş olduğu güzel performanstan dolayı özel antrenörler hediye edecekmiş. 3 yıldızlı. Burayı hani 3 yıldızı bir de şurada hani 40 tane özel antrenör hediye edecekler. Buraya geçiyorum. En önemli kampanyalardan bir tanesi Messi kampanyasıydı. Dün bu etkinlik gerçekleşti arkadaşlar ve bugün itibariyle oyuna giren herkese ikon Messi hediye ediliyor. İkon Messi'ye bugün sahip olabileceğiz. Fakat oyuna giremeyen arkadaşlarım Mayıs ayının 20'sine kadar oyuna girdiğiniz takdirde alabiliyorsunuz. Oyuna yeni başlayabilirsiniz, yedek hesap açabilirsiniz. 20 Mayıs'a kadar süresi var ikon Messi'yi almak için. Davis vardı. Davis de hediye edilecek. Hani 97 seviyeye kadar ulaşan Davis ama pazartesi günü hediye edilecekmiş. Onu da Konami açıkladı. Davis'i almak için de 20 Mayıs'a kadar süre var. Hani oyuna giremeyen arkadaşlarım varsa 20 Mayıs'a kadar yine Davis'i veriyor. Pazartesi günü Davis, bugün ikon Messi arkadaşlar. Ayrıyeten devam ettiğimiz zaman 15 Nisan'da da haftaya gelecek ikon takımı ve oyuncuları belli oldu. O da Arsenal takımı. Haftaya da Arsenal geliyormuş. Arşavin var. Patrick Vieira. Rosicki. Keşke şurada Campbell'da olsaydı diyorum. Hani Vieira'nın yanında Campbell'ı çok gözlerim arardı. Çünkü onlar ilk Arsenal paketinde gelmişti. Ondan beri de Campbell gelmedi. Şu ana kadar açıklanan gelişmeler bunlar arkadaşlar. Hani hediyeler, etkinlikler, gelecekler bunlar. Şimdi bugün gelecek ikonlara bir bakalım. Cruyff 98'e kadar yükseliyor. Ben Cruyff için şahsen şansımı denemeyi düşünüyorum. İstediğim ikonlardan bir tanesi. Barcelona takımında 101 olmakta. Hani şöyle Barcelona haline de baktığımız zaman önemli özelliklere de sahip. Ben efsane kartını da kullanıyorum keyifle. Hızı 93, hızlanması 95 Barcelona takımında. Normal 98'lik haline bakalım. Top kontrolü, top sürmesi, bitiricilik, ofansif farkında, şut gücü 90'ın üzerinde. Zayıf ayak yeteneği de 4. Kafası 81, hız 91, hızlanma 93. 10 numara oyun tarzına sahip. Sık sık ceza alanında girişler yapar. Bir oyuncudur. Alçak tempası 89, yüksek tempası 90. Cruyff güzel özelliklere sahip. Rivaldo da 96'ya kadar yükseliyor. Barcelona takımında 97 olmakta. Bitiriciliği 96, ofansif farkında 96, topluluğun ilişkisi gerçekliği, alçak tampas, yüksek tampas bunlar da var. Şut gücü 90, hız 83, hızlanma 82, oyun tarzı klasik 10 numara. Hani böyle ceza sahası dışı topçusu, hani klasik 10 numara bildiğimiz tarzda. Rivaldo
Devam edelim Guardiola. Guardiola ilk kez geliyor. Bugün itibariyle 95'e kadar yükseliyor. Barcelona takımında 98. Şöyle 98'i haline baktığımız zaman defansif orta saha pasları çok iyi. 98, 97. Defansif özellikleri hani normal diyelim, hani çok düşük diyemeyiz ama hani 77 defansif farkındalık. Top kazanma 78. Keşke şunlar da yüksek olsaydı ama Guardiola tekniğiyle ön planda olan bir futbolcu. Top kontrolü 96. Hız 81, hızlanma 82. Yani akıllara Pirlo geliyor. Pirlo da defansif orta saha ama pasları falan harikadır. Pirlo'ya göre tabii hızlanması daha yüksek Guardiola'nın. Orkestra şefi oyun tarzına sahip, geriden oyunu yönlendirmeyi seviyor. Peki 95'lik hali nasılmış? Hani orada da yine iyi özelliklere sahip defansif orta saha Guardiola. Şöyle geçelim arkadaşlar. Oliver Kahn'ın bu kartının gelmesi bekleniyor. Hani 96'ya kadar yükselen kart. Oliver Kahn'ın birkaç tane kartı var. Hani bu kartı gelebilir. 95, Bayern Münih'te 96 oluyor. Hani bugün gelmesini beklediğimiz kartı bu. Kaleci gözetler hepsi 99. Oliver Kahn bildiğimiz gibi. Geçelim Beckham bu ara. 96, Bayern Münih'te 99. 96 Kahn'ın özellikleri bunlar. Pasları çok iyi. Stoper ama sahanın birçok yerinde oynayabiliyor. Çünkü çok iyi pas atıyor. Bitiriciliği 86. Ofansif farkındalığı bile var stoper oyuncusunun. Defansif özellikleri de iyi. Bir agresifliği düşük. Hızı 88. Hızlanma 85. Takım Bayern Münih takımında oynatırsak daha da yükseliyor. 90 hıza kadar ulaşıyor. Hani sadece stoperde değil, beklerde de kullanılabiliyor. Orta alanda da kullanılabiliyor. Birçok farklı yerde kullanılabilen joker bir oyuncu. Ve Elver. Elver'in yeni kartının gelmesini bekliyoruz. Hani Elver bu hafta içi yeni kartıyla tekrardan sürüldü. 97'ye kadar Bayern Münih'te yükseliyor. Hızı 86, hızlanma 87. Bu Bayern Münih'teki hali. Bitiricilik 96. İki ayağını da kullanabiliyor. Ceza sahası dışından da etkili şutlar çeken bir oyuncu. Normalde de 95'e kadar yükselmekte farklı takımlarda. Özellikleri de bunlar arkadaşlar. Ve Songres'in bu Taylandlı ikonda bakalım nasıl verilecek, merak ediyoruz. Şu ana kadar tüm gelişmeleri hızlı bir şekilde aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Bunun dışında da farklı gelişmeler yaşanırsa, hani çünkü ilerleyen belki saatlerde değişik gelişmeler de açıklanabilir. Yine sizlerin karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir de ayrıyeten önümüzdeki haftanın maç değerleri de bugün açıklanabilir. Hani o da açıklanırsa topluluk kısmından sizlerle onu da paylaşacağım. Farklı gelişmeler olursa tekrardan karşınızda olmaya çalışırım. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Herkese İkon Messi hayırlı uğurlu olsun diyelim. İkon sahibi olmuş olduk ve İkon Messi'ye sahip olmuş olduk. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.